Çekmeyi ifade veren polis müfettişi Murat Bayram, polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerden elde ettiği bulguları aktardı. Bayram, dün gece saat 18.45 sıralarında Murat Demirtaş'ın kullandığı SL-001 plakalı araca kimliği meçhul kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş edildiğini kaydetti. Polis müfettişi Bayram, saldırı sonucu Demirtaş'ın olay yerinde, araçta bulunan Halil Falyalı'nın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi. Olay yerinde yapılan incelemede 17 adet 7.62 mm, 5 adet de 9 mm çapında boş kovan bulunduğunu anlatan Bayram, olay yerinde ayrıca 9 adet 7.62 mm çapında mermi çekirdeğinin bulunduğunu ifade etti. Bayram, yargıcın sorusu üzerine Ömer Tunç'un saldırı yerinde ve zamanı da kiralık bir araçla olay yerinde görüldüğünü, polise gönüllü ifade verdiğini, ifadenin teyidi ve soruşturmanın salimen sürdürülmesi için Tunç'un tutukluluğunu talep etti. Polis müfettişi Bayram, olayın kurbanları Falyalı ve Demirtaş'ın otopsisinin de bugün yapılacağını belirtti. Girne Kaza Mahkemesi yargıcı Hazan Aksun, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasını emretti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın dün akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayının ülkeyi derinden sarstığını ifade etti. Tatar, güvenlik teşkilatının konunun en iyi şekilde araştırılması için çalıştığını da vurgulayarak, "Bizim de halkımızın da beklentisi sorumluların bulunmasıdır," dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halil Falyalı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu cinayet hepimizi derinden sarstı, yaraladı. Olayın Kıbrıs Türk halkını ne kadar üzdüğünü biliyorum," dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, dün akşam saatlerinden itibaren hem güvenlik kuvvetleri, hem Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanları, hem de polis genel müdürüyle telefonda görüştüğünü belirterek, polis genel müdürüyle görüşmelerinin devam edeceğini dile getirdi. Halil Falyalı'nın ülkeye ciddi yatırımlar yapan, iyiliksever bir iş insanı olduğunu söyleyen, Falyalı'ya ve şoförü Demirtaş'a rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Tatar, "Olayın infial yarattığını, Kıbrıs Türk halkını ne kadar üzdüğünü biliyorum. Sosyal medyada çeşitli farklı yayın organlarında bir takım ciddi eleştiriler olabilir. Ben teşkilatımızın yapacağı araştırma ve çalışmaları netice vereceğine inanıyorum," diye konuştu. Başbakan Faik Sucuoğlu da Falyalı ve Demirtaş cinayetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'la görüşmesi sonrası yazılı açıklamada bulunan Başbakan Sucuoğlu, "Böylesi üzücü bir olayın yaşanmasından büyük bir rahatsızlık duyduğunu ifade ederek Falyalı ve Demirtaş'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi." Başbakan Faik Sucuoğlu, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'la makamında görüştü. Sucuoğlu, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Böylesi üzücü bir olayın yaşanmasından büyük rahatsızlık duyduğunu ifade ederek konunun yakın takipçisi olacaklarını kaydetti." Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Polis Genel Müdürümüzle bir araya gelerek, dün akşam yaşanan bu üzücü olayla ilgili polis tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma hakkında bilgi almış bulunmaktayım. Konunun her yönüyle araştırılması ile ilgili yürütülen tüm çalışmaların yakın takipçisi olacağız. Ülkemizde böylesi üzücü bir olayın yaşanmasından büyük bir rahatsızlık duyduğumuzu ifade ederken, bu olayın açıklığa kavuşturulması, halkımızın huzuru ve güvenliği için mesai saati gözetmeksizin çalışmalarımız devam etmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı ve koruması Murat Demirtaş'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim." Kıbrıs'taki iki lider, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin talebine olumlu yanıt verdi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü, iki liderin kadınların çözüm sürecine katılımını sağlayacak ortak bir eylem planında anlaştığını açıkladı. Kıbrıs'taki liderler Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2587-2021 sayılı kararındaki talebine olumlu yanıt vererek kadınların Kıbrıs'taki nihai çözüm sürecine
tam, eşit ve anlamlı katılımını sağlamanın yollarını açacak bir eylem planı üzerinde anlaştıkları bildirildi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada eylem planının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi tarafından geliştirildiği ve kadınların tam, eşit ve anlamlı temsilinin nasıl sağlanacağı, görüşlerini almak için kadın örgütleri de dahil olmak üzere sivil toplumla nasıl ilişki kurulacağı ve Kıbrıs'ta nihai çözüm sürecine toplumsal cinsiyet perspektifinin nasıl dahil edileceği olmak üzere üç temel soruyu ele aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca 27 Ocak'ta 2618'e 2022 sayılı kararda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kadınların barış görüşmelerine katılımını sağlamaya yönelik ortak eylem planını memnuniyetle karşıladığı ve tarafları gelecekteki bir çözümde kadınların ihtiyaçlarına ve bakış açılarına cevap verilmesini sağlamaya davet ettiği bildirildi. Açıklamada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi'nin eylem planını sunmayı sabırsızlıkla beklediği ve kadın örgütleri de dahil olmak üzere sivil toplumu gelecekteki yol haritasını belirlemek adına çevrimiçi bir toplantıya davet edeceği de kaydedildi. Covid-19'a ilişkin son rakamlarla bültenimiz sürüyor sayın seyirciler. Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte yapılan 15.226 test neticesinde 588 pozitif vakaya rastlandığını, 495 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık vakalardan 257 kişinin Lefkoşa, 106 kişinin Girne, 126 kişinin Gazimağusa, 40 kişinin Güzelyurt, 54 kişinin İskele, 5 kişinin ise Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi. Güney Kıbrıs ve Türkiye'de de koronavirüsle mücadele sürüyor. Son verilere göre Güney Kıbrıs'ta 2885, Türkiye'de ise 111.096 yeni vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 7 can kaybı, 2885 yeni vaka saptandı. Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, yaşları 58 ile 93 arasında değişen 7 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kayıplarının 756'ya yükseldiğini açıkladı. Türkiye'de ise son 24 saatte 452.363 COVID-19 testi yapıldı. 111.096 kişinin testi pozitif çıktı. 241 kişi yaşamını yitirdi. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Şehir Plancıları Odası'nın Mehmetçik İmar Planı konusundaki açıklamasına yazılı açıklamayla yanıt verdi. Sarıçizmeli, belediye meclis üyelerinin hiçbirinin kendi arazileri üzerinden pazarlığa girmediğini belirterek, ilgili odadan bu koşulu sunan meclis üyelerinin isimlerini basınla paylaşmalarını ya da belediyeden özür dilemelerini talep etti. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Şehir Plancıları Odası'nın Mehmetçik İmar Planı konusundaki açıklamasına yanıt verdi. Şehir Plancıları Odası'nın basın bildirisinde iddia ettiği gibi, belediye meclis üyelerimizin hiçbiri kendi arazileri üzerinde pazarlığa girmemiş, böyle bir talepte bulunmamıştır diyen Sarıçizmeli, ilgili odadan bu koşulu sunan meclis üyelerinin isimlerini basınla paylaşmalarını ya da belediyeden özür dilemelerini talep etti. Sarıçizmeli yaptığı yazılı açıklamada Şehir Plancıları Odası'nın Mehmetçik İmar Planı konusundaki mücadelelerine gölge düşürmeye çalıştığını savunarak eksik bilgiden kaynaklandığına inandığı odanın açıklamasına eleştiriler de bulundu. Mehmetçik'te yapılaşmayı çevre dostu olacak şekilde yeniden düzenleyecek imar planı için verdikleri mücadeleye ilişkin süreci aktaran Sarıçizmeli, 2018 yılında Şehir Planlama Dairesi ile istişare içerisinde başlattıkları plan sürecinin ülkeye örnek şekilde yürütüldüğünü ve imar planına tüm kesimlerin katılımıyla son şeklinin verildiğini belirtti. Mehmetçik imar planını titizlik ve inançla yöneten belediyemiz, üzerine düşen bütün görevleri layıkıyla yerine getirmiştir diyen Sarıçizmeli, şimdi artık planın yayınlanması için mücadele vereceğiz dedi.
Sayın seyirciler, bültenimizin başında da belirtmiştik. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan hükümeti kurma görevini alan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faik Sucuoğlu siyasi partilere ziyaret başlatmıştı ve ilk ziyaretinde yeniden Doğuş Partisi'ne yaptı. Bugün görüşmeye ilişkin detayları BRT muhabiri Melin Dobran'dan alacağız. Evet Melin, görüşme tamamlandı. Neler aktaracaksın? Evet, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faik Sucuoğlu partilere ziyaret başlattı. Bu çerçevede Sucuoğlu bugün yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve heyetiyle görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada Sucuoğlu hükümetsiz geçen her günün kayıp olduğunu belirterek erken genel seçim yapılmasının sebebinin meclisteki nisap sorunu olduğunu hatırlattı. Sucuoğlu faydalı bir görüşme olduğunu söyledi. Görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini de ifade etti. Sucuoğlu Arıklı görüşmesinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılacakların konuşulduğu aktarıldı. En kısa sürede tekrardan iki tarafın önerilerinin değerlendirileceği de belirtildi. Sucuoğlu hızlı bir şekilde sonuca gitmeyi hedeflediklerini de aktardı. Şimdilik benim buradan aktaracaklarım bu kadar. Evet, Başbakan Sucuoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı görüşmesi tamamlandı sayın seyirciler. Ve görüşmeye dair ayrıntıları Melin Dobran'dan aldık ve devam edelim. Bu kez de dış gelişmelere bakacağız. Ukrayna kriziyle başlayalım. Ukrayna krizi ve krizin Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında neden olduğu gerginlik giderek tırmanıyor. Beyaz Saray'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ilişkin sözlerine tepki geldi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, NATO her zaman bir savunma örgütü olmuştur. Sınıra on binlerce askeri yığan NATO değil Rusya'dır sözleriyle yanıt verdi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki günlük basın briefinginde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinde ABD ile NATO'yu eleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşılık verdi. Putin'in ABD ile Batı bizi NATO'nun barışçıl bir savunma örgütü olduğu konusunda ikna etmeye çalışıyor. Irak ve Libya gibi ülkeleri de karşıt örnekler olarak gösteriyor şeklindeki yorumunu hatırlatan Psaki, NATO'nun bir savunma güvenlik örgütü olduğunu dile getirdi. Psaki, NATO her zaman bir savunma ittifakı olmuştur. Sınırına on binlerce askeri yığan NATO değil, Rusya'dır. Biz ortaklarımıza desteğimizi artırıyoruz. Onların gerilimi düşürme kabiliyeti var, umarım öyle yaparlar şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'nun doğuya genişlememesi, 1997'deki sınırlarına geri dönmesi ve Rusya sınırlarına silah yerleştirmemesi tekliflerinin ABD ve NATO tarafından görmezden gelindiğini kaydetmiş ve NATO 2019'daki askeri stratejisinde Rusya'yı doğrudan ana güvenlik tehdidi ve düşman olarak adlandırdı. NATO bizi düşman olarak belirlediği ifadelerini kullanmıştı. NATO'nun askeri altyapılarını Rusya sınırlarına yaklaştırdığını vurgulayan Putin, NATO ve üye devletlerinin Rus silahlı kuvvetlerini nereye ve nasıl konuşlandıracağı konusunda ders vermeye çalıştığını söylemişti. Rusya'nın NATO'ya değil, NATO'nun Rusya'ya doğru ilerlediğini savunan Putin, bu yüzden ülkesinin saldırgan davrandığını söylemenin mantıksız olduğunu savunmuştu. Almanya'da Ukrayna krizine diplomatik çözüm için çabalarını yoğunlaştırdı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna krizinde Avrupa'da muhtemel bir savaşı önlemeyi hedeflediklerini söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Berlin'de yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupa'daki partnerlerle yakın diyalog içinde olduklarını ifade eden Scholz, ortak hedefimiz Avrupa'da savaşı önlemektir dedi. Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında konuşlandırılmasının endişe verici olduğunu belirterek, durum değerlendirmemiz çok benzerdir. Aynı şekilde tavrımızda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin daha çok ihlal edilmesi kabul edilemez ve geniş kapsamlı sonuçlar olacaktır. Siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak değerlendirilmemiz
değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'la görüştüğünü ve onunla da hemfikir olduğunu dile getiren Scholz, son derece gergin durumda tansiyonun azaltılmasını sağlamak istiyoruz. Müzakere ve çözüme ihtiyacımız var şeklinde konuştu. Polonya Cumhurbaşkanı Duda da NATO ve Avrupa Birliği'nin 1989'dan bu yana çok zor durumla karşı karşıya olduğunu belirterek, Ukrayna sınırında benzeri görülmemiş bir şekilde Rus askerlerinin yoğunlaştığını söyledi. Savaşı önlemek için çözüm bulmamız lazım diyen Duda, bunun temel bir görev olduğunu kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Ukrayna krizinin çözümünde Rusya'yla farklı formatlarda diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Macron, Berlin'de Almanya Başbakanı ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yla bir araya gelmelerinin anlamının büyük olduğunu dile getirdi. Diyalog ve sorumluluğun tüm taraflar için Ukrayna'daki barışa gidecek tek yol olduğunu belirten Macron, nihai hedeflerinin gerilimin azaltılması ve sürekli barış ve güvenliğin temin edilmesi olduğunu sözlerine ekledi. Kolombiya'nın Risaralda yönetim bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Kayıp bir kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Risaralda'ya bağlı Dos Quebradas ve Pierira kentlerinde etkili olan seller nedeniyle cadde ve sokaklarda çamur yığınları oluştu. Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetim Birimi, yağışın neden olduğu toprak kaymalarında şimdiye kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin yaralandığını, bir kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler de destek veriyor. Pierara Belediye Başkanı Carlos Maya, afetten etkilenen bölgelerde halka yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, tahliye çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. Kolombiya'da her yıl şiddetli yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda insan hayatını kaybediyor, ciddi miktarda maddi hasar meydana geliyor. Sıradaki haberimiz Güney Amerika ülkesi Arjantin'den binlerce kişi hükümetin uluslararası para fonuyla 44 milyar dolarlık borç ödeme anlaşması yapmasını protesto etti. Başkent Buenos Aires'te sol görüşlü siyasi grupların ve sosyal organizasyonların çağrısıyla toplanan binlerce kişi, Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetinin IMF ile anlaşmasına tepki göstermek için şehir merkezinde bir araya geldi. Göstericiler şehir merkezinden Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'nın önünde bulunan Mayıs Meydanı'na kadar yürüdü. Hükümetin IMF ile ilişkileri koparmasını talep eden göstericiler pankartlar taşıdı, slogan attı. Sol görüşlü milletvekillerinin de katıldığı protestoda hükümetin IMF ile anlaşmasını reddeden bir bildiri okundu. Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde hükümet bloğunun başkanını yürüten Máximo Kirchner, hükümetin IMF ile anlaşması üzerine görevinden istifa etmişti. Fernandez, 28 Ocak'ta hükümetin IMF ile borç ödeme anlaşması yaptığını duyurmuş, anlaşmanın kongrenin de onayından geçeceğini söylemişti. Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'in eski devlet başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık standby anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı. Gün ortasını tamamlıyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Nikosia Grup Kıbrıs Kupası ikinci turunda bugün 7 karşılaşma yapılacak. Kupa mücadelesinde bugün Küçük Kaymaklı'yla Türk Ocağı, Yeni Cami'yle Çaynabasar Gençlik Gücü, Yonpaş, Dumlupınar'la Göçmenköy, Doğan Türk Birliği'yle Merit Alsancak, Yeşilova, Bafülkü Yurdu'yla Mausa Türk Gücü, Mesarya'yla Miracle, Değirmenlik ve Gönyeri'yle de Cihangir karşılaşacak. Kupa ikinci turunda dün oynanan maçta Girne Halkevi, Refke karşısında 1-0'lık galibiyet alarak çeyrek finale yükselmişti.
Zira Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe Kayserispor'a 1-0 kaybederek kupadan elendi. Kupaya bugün 3 maçla devam edilecek. Handbolda KTSYD Kupası mücadelesi sürüyor. Erkeklerde dün akşam oynanan maçta Mausa Gelişim Akademisi ile Alayköy karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'ndaki mücadelede rakibi önünde ilk devreyi de 15-9'luk üstünlükle kapatan Mausa Gelişim Akademisi maçı 34-21'lik skorla kazandı ve turu geçen taraf oldu. MGA'da Mustafa Karahasan kaydettiği 11 golle takımının galibiyetine katkıda bulundu. Türkiye Bölge Şampiyonası'na katılan U14 erkek karması ilk maçından galip ayrıldı. Karaman'daki turnuvada Nevşehir'le karşılaşan U14 takımı maçı 77-36'lık skorla aldı. Diğer yandan Kayseri'deki bölge şampiyonasına giden U14 kız takımsa bugün Gaziantep'le ilk maçına çıkacak. Gazi Mausa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü ve Pakan Tenis Kulübü Derneği'nin katılımıyla turnuva formatında oynanan SBC Boru 16 yaş tenis ligine devam edildi. Ligde dün yer alan karşılaşmada Gazi Mausa Belediyesi Tenis Kulübü Pakan Tenis Kulübü Derneği'ni 6-1 yendi. Lige bugün Gazi Mausa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü arasında oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek. Brezilya'nın Palmeiras takımı Mısır ekibi Al Ahly'yi 2-0 yenerek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Başkent Abu Dhabi'de oynanan mücadeleyi 39 ve 49. dakikalardaki golleriyle kazanan Palmeiras turnuvada ilk kez finale çıktı. Palmeiras'ın finaldeki rakibi Al Hilal ile Chelsea arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter konuk ettiği Roma'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. İtalya Kupası çeyrek finalinde bu hafta Milan Lazio, Atalanta, Fiorentina ve Juventus Sassuolo maçları yapılacak. Fenerbahçe Beko Turkish Airlines Euroleague 18. hafta erteleme maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 66-51 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla organizasyonda 5'i üst üste olmak üzere 12. galibiyetini elde etti. Lider Real Madrid ise 4. yenilgisini yaşadı. Bu arada sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar.